Herkese merhaba bayanlarız. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi hardcore survival serimize 100 gün hardcore survival serimize kaldığımız yerden 90. günle devam ediyoruz. Son 10 gün arkadaşlar. Heyecan doruk da gerçekten. Yani projelerimizin tamamına yakınını bitirdik. Hatta yaparsak ekstra bir şeyler yapacağız dedik. Bugün bir şeyler daha yapacağım. Arkadaşlar madem hardcore biraz daha zorlaştıralım. Zamanımız yeter mi bilmiyorum. Son çünkü 3-5 günü ejderha kesmeye bırakacağım arkadaşlar. Ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Witter kafası toplayacağız. Arkadaşlar hem risk yani Witter kafası toplamak hem de bir, bir tane ekstra challenge başarmış gibi olacağız. Yani şöyle bir durum var. Ateş direnci iksiri falan yapamayacağız. Niye değil? Abi sadece mama kremi yetmiyor ateş direnci için. E, mama kremimiz falan filan vardı. Ben getirdiydim lan. Abi mama kremi aldığımı aldığım gibi hatırlıyorum da nereye koydum Allah bilir. Neyse. Yine buluruz olmadı. Ama ateş daha buradaymış. Ateş direnci iksiri sadece bulunmuyor arkadaşlar. Nedir Ward da gerekiyor ama bizim Nedir Ward'umuz yok maalesef. Hatta isterseniz bir deneyelim ne olur ne olmaz. Bir Nedir Ward istiyor maalesef. Öyle bir sıkıntı var işte. Ya toplamaya çalışacağım. Olmazsa bu arada salacağım. Hani baktım zor. Hani günler çok hızlı geçiyor. Vitir o kadar da önemli değil ama olursa iyi olur bizler için yani kardeşim. Sona doğru yaklaşıyoruz. Üzülmeyin ama arkadaşlar. Başka projelerimiz, güzel işlerimiz var her zaman olacak. Merak etmeyin. Ben iksir için kullandığım şununkini mi kullandıydım? Hah. Bir tane koy. Ya bu etkisiz iksir oluyor işte mesela. Bunun Direkt ateş direnci olması gerekiyor aslında. Nether Ward koymadan olmuyor. Önce garip iksir olması lazım. Sıradan iksir oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nether Ward lazım ama Nether Ward biz bulamamıştık hatırlarsanız. Şimdi Nether Kalesi'ne gidelim. Kalkanımız var arkadaşlar. Altı elmamız da var bayağı. E, yemeğimiz de var. Yemeğimiz giderse ben biraz da alayım. Ya Blaze'ler çok gıcık edecek bize onu söyleyeyim ama zırhlarımızı falan da test etmek için güzel bir şey olacak. Bayağı zırhlarımızın canı var sıkıntı yok. Ve ateş direnci 4 koruması basılı pantolonumuz var arkadaşlar. O yüzden de biraz aslında kafam rahat. Bunu da şuraya atacağım. O da bize biraz bizi korur yani merak etmeyin. Sonsuzluk okumuz falan filan var. Uzaktan oklayacağız. Burada bu arada boş şeyler varmış. Zayıflık. Keşke bir ateş direnci çıkaydı. Şimdi tamam abi o zaman gidip Sadece ekstra birazcık daha altına uç almak istiyordum. Onun dışında arkadaşlar hazır mıyız? Yine risk yine risk. Hardcore'da inşallah başımıza bir şey olmaz. Altı emalarıma ve zırhlarıma da güveniyorum açıkçası. Böyle iki dakikada ölmeyiz. Şunu almıyorum lan. Saldırsınlar abi. Ayırdır la. son günler olmasına risk alıyoruz. Hadi bakalım odri meydan. İnşallah beş dakika sonra falan gibi şeyler olmaz. Aa biraz blok alsaydık keşke. Neyse şuradan bir yerden birazdan ben e, şundan kırarım. Bunlardan alırız yanımıza. Nedir kalesine bu taraftan gidiyorduk hatırlarsanız. İskelet bana saldıracağım diye öldü. armut iskelet. Ama bir tane vurdu, aşağıdan attı, kafamdan vurdu. Saçmala bak. Kale'ye <laughs> geldik arkadaşlar. Baya blaze kaynıyor. Biraz sıkıntı yaşayacağız gibi. Yani kafa baktım bulamıyorum, çıkmıyor ve uzun sürüyor arkadaşlar. Salacağım dediğim gibi Yani bundan uğraşmayalım boşu boşuna. Günü bununla doldurmayız ama bak düşüyor. Biraz zor ama yine de olsun falan dedi dişimizi sıkabiliriz. Biraz yoldan bu arada şey topladım. Ayda işte bunlar arkadaşlar Ayrıca Bak çok ateş korumamız olsun canımız gitmeyecek ama Böyle tık 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 sinir krizi geçirecekler bize. Baksana abi yani hardcore bir de. Ben Viter göremiyorum etrafta. Siz görebiliyor musunuz Aşağılarda falan var da. güvenli yerlere de bakacağım arkadaşlar. Allah belanı. Aşağı mı düştü la? Buralara bir bakalım. Nedir falan da belki vazgeçeceğiz gideceğiz. Ateş direnci iksiri yapıp geleceğiz arkadaşlar. O yüzden kaleyi de bir keşfetmek lazım. Ama zırhlarıma güveniyorum bak. Önceki geldiğimde zırhlarıma pek güvenmediğim için korkuyordum biraz. Bayağı bir vitir iskelet var. Ama darbe değil bu arada arkadaşlar kılıcımız. O yüzden iki vuruşta da bitireceğiz. Darbe olsaydı tek atardık. Darbe 5 falan. Ganimet olduğu için kılıcımıza biraz ona da güveniyorum. Yalnız bunlar zırhlarımızı bitirecek bizim ya. Ejderha ile savaşmadan vallahi bak arkadaşlar. Gidip gelsem mi acaba iksiri yapıp ya? Malamat edecek bunlar zırhlarımızı ya. Vallahi billaha ya. Spawn olmalarında problem yok. Baya hızlı spawn oluyorlar ama. Kale baya güzel kaleymiş arkadaşlar. Allah var. 21 tane kömür topladık. Kömür farmı. Fulbright açsam mı acaba ya size? Çok karanlık gözüküyor. Geri hiçbir şey anlamıyor olabilirsiniz şu anda. Bence bir de ben çankları kısayım arkadaşlar. Çok çevrede spawn olmasınlar. Yani sadece kale çevresinde spawn olsunlar. Arkadaşım şu köşeleri hemen 2 dakikada kırıp genişletsem mi diye düşünüyorum. Ve şu tarafa çıkış yeri yapacağım. Ama bayağı spawn oluyor arada. Bu kadar birdenbire durması normal değil. Buradan güzel bir çıkış yapıp. Şöyle birazcık gidip geri geleceğim abi ne yapayım. Bu taraflarda spawn olsunlar diye. Anca blaze'ler spawn oldu ben anlamadım ki. Biz uzaklaşmaya blaze'ler spawn olsun diye yapmadık lan. Hayda. Gerçekten hiç iskelet yok. Full blaze'ler var. Arkadaşlar bir tane yeter bize. Şunu kırıyorum. Ne yapacağım abi ben? Zaten hardcore bitecek. bitecek. Bir tanesini kapattık oraya yeter. Siz sistem falan yapmak isterseniz oraya yaparsınız. Şuralarını da bir yandan genişletmeye çalışıyorum ki. Bu arada ben bütün spawnerları kırsam bile spawn oluyor illaki değil mi? Mesela buraları şöyle diyorum genişleteyim buralarda spawn olsunlar. Arkadaşlar ben sana full bright açacağım. Abi ben bile görüyorum ama zar zor görüyorum. Videoda inanılmaz karanlık çıkar. Siz bu bölümden hiçbir şey anlamazsınız yani. Tamam burayı bak böyle yaptım. Burada nispeten daha çok spawn olurlar. Çevreye şöyle bakayım da abi Allah aşkına. Pink atıyordu burada vitri iskeletler. Bir tane vitri iskelet yok şimdi ya. Şur şurada bir tane var. O da sıkışmış oraya garibim yazık. Gelsin şöyle yol açtım. Gel aslan parçası. Boşa gitti hiçbir şey çıkmadı da. açtı şurada 2-3 tane var. Sanırım biz bu işten vazgeçeceğiz arkadaşlar. Zaten kısıtlı günümüz var bir de bununla uğraşmıyorum. Keşke baştan yapsaydık böyle şeyleri. Hayır şimdi bir, bir, tane var çıkmış olsa diyeceğim ki. Hadi sık dişini ikinci geliyor üçüncü geliyor. Yok ya bir tane bile yok ki. 91. gün olmuş bile yani boş yere gün geçiyor şu an. Ama biraz sıkıp dişimizi araya da biliriz ya bilemedim ki. Hani geceler uyumayız. Hızlı gün geçmez. Oo. Ben şu tarafa gitmek istiyorum. Ha, bir tane de burada spawn olmuş. Bu taraflara gitmek istiyorum aslında. Ama yani anca blaze spawn oluyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Her yerden blaze spawn oluyor. Bir yok. E şöyle bir geriye doğru gidip geri geleceğim. Bak git gel yaptım biraz spawn olmuşlar arkadaşlar. 30 seviyordum. Valla ganimet 3 mü yok diye baktım da var. Gayet de güzel var. Arkadaşlar şurada var ya. O sağa sola genişlettiğim tarafta bayağı spawn olmuşlar. Bu güzel bir durum. Önüme bir tane şu piglinlerden geçecek onlara vuracağım diye çok korkuyorum. Ya hadi artık be Allah Allah. Bu da var ya. Arkadaşlar topladığım şeylere bakar mısınız? Dediği gibi kömür. Falan. Kaç tane öldürmüşüm? Bakacağım istatistiklerden şuradan. 30 tane öldürmüşüm arkadaşlar. Hiç bir tane çıkmamış. 30 vitr iskeletinden 0 kafa. Lan millet bir tane öldürüyor çıkıyor la. İlkinden çıkıyor la. Deneyeceğim abi iş iddiaya bindi yani keşke bari şey bulaydım arkadaşlar. Mama kremi de ateş direnci falan da yapar gelirdim. Mama kremi de bulamadık. Nasıl bir kaleyse artık. Oğlum aşağı düşüyor vitir iskeletler. Armut musunuz ya? Düşmeyin ya. Gelin buraya. Aha bir tane var mı sanki yok. Aha. Vallahi düştü. Sonra bir tane düştü arkadaşlar. Kaldı iki. <laughs> Oğlum bir de çile çekiyoruz. Yalnız şey yöntemini buldum abi. Şu tarafa gidiyorum geliyorum. bayağı sıfırlanıyorlar. Bir sürü spawn oluyor. Şuradan geçerken üstüm atlamasın lan. Tamam arkadaşlar. Geceleri de uyumadığımız için zaman geçmiş. Daha hala 91. gün. Güzel. Tamam buluruz gibi. Buluruz buluruz. Hadi bakalım. Hadi inşallah. Bir tane de Wither kessek abi. Her şeyi yapmış oluyoruz. Ejderha, Wither bilmem ne bir sürü zorlukları yapmış oluyoruz aslında. Netherite yapmak da bir zorluktu. Onu da challenge gibi bir şeydi. Onda başardık. Aha vallahi ikinci düştü. Oha. İkinci abi çok hızlı oldu bu. Yukarıdan bunlar düşüyor. Yalnız bayağı risk alıyoruz arkadaşlar onu söyleyeyim. Harbiden o güvenli yok güvenlik 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 diye elden bırakmıyorduk ya. Hepsini yanmana atıyoruz. Yaman atmak mı denir Yan plan atmak mı ne bilmiyorum. Tamam abi buluruz. Bu saatten sonra bulacağımız üçüncüyü her türlü buluruz. Bulana kadar devam o zaman. 99. güne kadar yolu var bunun. ne bu tarafa geçemiyor mu? Vay armutlar. Abi çıkmadı çıkmadı peş peşe çıktılar görüyor musunuz? Bak şuradan geçen bir arkadaşa tuzak gibi buraya getiriyorum bak farm gibi. Görüyor musunuz? Yani resmen farm oldu burada işte şu iskeletler rahat bıraksa. iskelet diyorum şu blazeler. Siz iskelet dedim blazeler. Biraz alınırsınız inşallah. Valla git gelince çok baya sıfırlanıyorlar. Bunlar yukarıdan düşer gerçi. O hem de full damage oluyor güzel. Ateş koruması olması, bir tane bile ateş koruması olması ne kadar önemli görüyor musunuz arkadaşlar? Pantolonumuz ateş koruması var diye o kadar e, canımız az gidiyor ki yanarak öl ölünce, şey yapınca öl Allah korusun. Ölmeyelim artık. Oha, bunun lan. Film sahnesi gibiydi gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl yükseldi hızlı hızlı? Ben bu turda uzaklaş gel yapacağım. Ya keşke war Nether wart bulsak da hiç zırhlarımızı eskitmeden ateş korumasıyla gelebilseydik ama Yok ne yapalım yok. Bir yandan da valla şu domuz adamlara vuracağım. Bunları kendime düşman edeceğim diye korkuyorum. Yine üstüm başım kılıç mılıç dolmuş. Arkadaşlar bir buçuk stek köbürle abi şaka mı? Ben altı elmamla niye gezmiyorum? Valla doğru. Altı elmayı yiyerek gezebilirim. Bunun yarısını yiyebilirim burada. Yine de riski almamak gerek abi. Bir tane yedim şu an mesela. O kadar zarara uğramam yani bir şey olmaz. Oha ortaya bakın arkadaşlar. Abi bence şu yukarıdakileri bir temizle. Yukarıdakileri bir temizle. Şu terbiyesizleri temizlersek. Temizlemezsek çok sıkıntı yaşarız. Gelin bakayım şöyle teker teker. Abi belki var ya 7-8 tane var ha. Buradan çıkar diye düşünüyorum. Çok kısa bir sürede toplam 32 level olduk bu arada arkadaşlar. Vallahi bitirler beni çok korkutmuyor açıkçası arkadaşlar. Hardcore'm hardcore ama hiç. Ee, Zırhlarımı... Aha 3. çıktı. Dördüncü çıktı. çıktı. Altyapı iki vitır kesmek. Hocam, Bugün... o kadar değil. O kadar değil Hiç hocam. Değil. Hocam o kadar değil. Abi peş peş. Lan oğlum ben anlamıyorum bu oyunu ya. Çıkmıyor çıkmıyor. ikisi peş peşe çıkıyor. Saçmalık olur mu ya? Yukarıdaki gel. Biraz deneyeceğim valla. iki tane kesebilirsem peş peşe. Ya da aynı anda iki vitırı şeylere kestireyim yine. Aa golemlere kestiremem. Niye deyin abi? Çünkü golem bir tane belki yaparım en fazla. Bir tane golem yaptıysam onunla savaştırsam vitırı. Şu da varlar. Evet evet. İki taneye gerek yok çok da. Şu an keyfime bir biraz vitraldırmak istiyorum arkadaşlar. Şu genişlettiğimiz yer nasıl oldu ama? Ne kadar pratik değil mi? Kaçıncı gün oldu bu arada? 91 hale arkadaşlar. Gece uyumadığımız için çok kısa bir sürede toplamışız aslında mantıken düşününce. Güzel bir şey bu. Bugün zaman yeterse o maden girişine bir düzenleme yapmak istiyorum. O hedeflerimizden biri değildi ama öyle aklımda vardı. O girişe bir düzenleme yaparız olmadı. Güzel kömür farmı arkadaşlar. Kemik ve kömür farmı. <laughs> Hanimette var ya kılıçta. Domuz adam git Allah aşkına. Bir tane de sana vuracağım valla. 4 ekstra bir tane olması iyi bir şey mi ki? Abi. Şimdi bırakıp gidemiyorum bu yüzden. 2 vitır, 1 vitır yeter ya bize. O da bilemedim ki. Ortalıkta baya gazlar geziniyor arkadaşlar. Burada 2 tane var. Şunları da keseyim. Düşünsene peş peşe bunlardan çıkmış birer tane. Riskler alınıyor kardeşim. Bak bunlardan aşağı doğru kaçmadan savaşıyorum hatta. Kılıçları düşüyor bayağı. Keşke incimi de alsaydım arkadaşlar yanıma. Bu arada inci de depolayacağım. Bu bence gidelim yeter ya. Bir tane de ekstra kalırız. Haritayı size vereceğim ya arkadaşlar. Haritayı indirin. iki tane daha bulur. Keserseniz bir bitir. Ne olacak yani? Hani onu isteyerek bulmadık. Mecburiyetten yani canımızı kurtarmak için öldürdük birini. Onda da kafa çıktı. İşte bu oyunun bu olayı çok garip geliyor bana. Öldürüyor, öldürüyor, öldürmüş. Şurada dur. İstatistiğe bak Gerçi eski yere zaten. Arkadaşlar 30 tane öldürmüştük. 0 çıkmıştı. 65'ten 4 çıktı ya. Yani geri kalan belki 35 oluyordu sıfırdı. Yani 30 taneden 0, 30, 35 taneden geri kalan 30 taneden 4 tane. Yani bu nasıl bir mantık? Şans tamamen şans olması kanıtı. Ya tabii ki ganimet e, şeyimiz olmasının da etkisi var. Yani ganimet olması bayağı iyi oldu kılıcımızda arkadaşlar. Onu iyi ki bulduk yani. O da çok şans olmadı mı arkadaşlar ya? Hadi şimdi bir dönelim bakalım beyzimize. Huzurlu yuvamıza. Şu gönderin iadede başarımı da kazansak bir ya. Deneyeceğim dur bakalım. Ve evet bayağı yakınlaşmıştı. Arkadaşlar bu başarımlar da yani yapmış olalım. Artcore serimizde. Gönderi, iade başarımını da kazandık. Çok güzel oldu abi. Ve döndük arkadaşlar işte. 92. gün olmuş abi hiç uyumadan. Oha 40 dakika yakın süre geçmiş oluyor arkadaş o zaman. Gündüz 10 gece 10. Yani ben diyecektim ki hani çok az bir sürede topladık falan hiç öyle, öyle değil mantıken düşününce. Şimdi şu envanterimi güzelce boşaltıp envantere bak. <laughs> Abi topladığım kömürleri de şunların içine paylaştırıyorum. <laughs> Biraz fazla kömür topluyorum. Hatta var ya bugün zamanımız yeterse biz yine biraz da elmas melmas da toplarız arkadaşlar ya. Ekstra belki şey netherite ne bileyim. Ha bu arada incilerim yanımdaymış. Daha fazla inci lazım arkadaşlar bize. Şu e, şey köylüden bir inci alalım. Dur biraz satışta yapalım. Şeyi keseriz. Bir teracelemiz yok. İnci lazım bize. E, ejderhayı kesmeye giderken inci kesinlikle lazım olacak. Bu arkadaşla ben birazcık daha şey kasıyorum. Aa, bu arada. 30 level'ın aylali geçmişi o yüzden dur. Birkaç büyü basayım şeyi boşuna e, harcamayalım. Daha da XP alırız belki. Kazmaya küreğe bu büyü bassam acaba? Ben çünkü zırhlarımdan memnunum. Oo. Az arkadaşlar birkaç tane daha koy falan demiş. Hani tam 30'da 30'a seviye basılıyor da demişler. Hani daha güzel büyüler çıkması için. Ne kaybederim abi onu da denerim. Takipçilerim istesin yeter abi. Bu kadar basit. Aslında entten mi getirsem acaba? Derimiz falan deri sıkıntısı yaşıyoruz ya. Baksana abi deri yok. Yapamam ki. Enten ancak kitaplık getireceğim. Kitaplığım da yok maalesef. Neyse o zaman o kalsın onu siz yaparsınız arkadaşlar. <laughs> ne yapacağım? Büyüyle şu an çok işimde kalmadı. Bir zırmır bir şey bassam mı yine de ya? Birleştiremiyoruz ki değil mi, bununla bunu arkadaşlar? Mesela bir tane bir şey deneyeceğim. Şunu ver. Bununla bunu birleştirebilsek hadi neyse. Bak birleştirilmiyor artık. Ondan edirayt yapmam lazım. O yüzden gerek yok. Sadece şu miğferi falan değiştirdim. Sizin için yapıyorum bunları da. Benim kullanacağımdan değil. Kırılmazlı Küçük yine sadece kır. Abi büyüsünü aldık. Geri bastık. Geri aynı şey oldu. <laughs> Allah'ım ya. Şu yemeğimi de fullem yedek yemeğe de atayım. Bu kadar yemeğe ihtiyaç olmuyor. Altın avuç bayağı iyi doyuran bir şey arkadaşlar. Harbiden altın avuç candır diyoruz. Ben yine de şuradan gideyim birazcık inci satın alayım. Şu iksirci arkadaşta Hemen arkadaşlar bu arkadaştan... Da... bitti mi? Oo bayağı abi. Yeter aslında ya bu kadar ne yapacağız ki Şunlardan da yine dur ya şunları boş harcamayalım o zaman arkadaşlar. Bu odunlar siz kullanırsınız veya şimdi bir işimiz yararsa bizim. Her yer golem dur abi. Az arkadaşlar şey yazmıyor. O kadar sevindim ki. Abi hedefimiz bu köyü geliştirmekti. Sen bu köyü şehre çevirdin. Bırak geliştirmeye falan yazmışlar. İşte amacım buydu dostlar. Teşekkür ediyorum desteğiniz için. Başarabildiysem ne mutlu bana. Şimdi bir tanesini buna gidireyim. Üç tanesi bende kalsın arkadaşlar. Bunu da siz tamamlarsınız bak. Aa bunda bir de pantolon var. Oo. Sarcarsınız yani. Şöyle ruh vardır. Olması lazım ha. Şimdi golem de yapalım arkadaşlar. Önce golemi saldır. Aşağı yine bu 50x54'te şey yapıyoruz ya. Onunla yaparım. Abi kaç golem yapıyorsa o kadar yapayım. Biraz demir bile toplarız gerekirse ya. Golem 3. 4 tane gerekiyor golem başı. 3 tane golem yapabiliyorum. Şu ekstra 2 tane buraya atıyorum. Hatta bunları normal ekstra 2 tane şöyle çev demire çeviririm de lazım olunca kullanırız. Golem de şey yapacağım. Biraz o yüzden şuradan balkaba alalım. 3 tane balkaba bizim için yeterli olacak arkadaşlar. Bunları makasla bir şey yapalım. Hatta golem spawn etmeden de öldürebilirim ben de. Golemlere kestirmeyi seviyorum abi. Keyif işi. Golemler öldüremezse zaten biz hallederiz. Altı emem her şey var yanımızda. Sadece işte keskinlik var. Ee, şey olsaydı darbe olsaydı çok daha etkili olurdu. full parlaklığı da kapattım. Nedir de kullanıyoruz sadece onu. Şimdi arkadaşlar fark ediyoruz. Bir tarafta yapalım. Yalnız şu tarafta şey vardı. O tarafı çok berbat etmeyelim. Ha buranın ilerisi de lava mı çıkıyor artık? Neye çıkıyor hatırlamıyorum. O kadar şey yapacağını sanmıyorum vitrin. Kuvvetliyiz arkadaşlar. Biz kendimiz de keseriz aslında. Aa bak. Çan katasından şeyler gözüküyor. Böyle F5 yaptığınız zaman böyle bir hata alıyor. Tamam burayı işte. Şurada ben birazcık alan açayım arkadaşlar buraya hemen. Oha, abi alan açarken elmas çıktı. Böyle bir şans var mı ya? Aa demek ki o aşağıda da oluyor bak görüyor musun? Biz Excel 4'ü kazıyoruz ya Excel altında oluyormuş demek ki. Vay be. Bu bize bak bir ders oldu arkadaşlar. Burayı açalım tekrar. Arkadaşlar şöyle bir alan açtım. Şöyle bir golem. Ben kendi kaçacağım yeri de ayarlamam lazım gerçi. 2 golem. Böyle halay çektirir gibi oldu biraz golemler de. 3 golem. Ben kendime de şöyle bir yer yaparım. Şu taraftan şöyle sıyrılırım. Tamam. Biter'ı da şuraya şey yapacağız. Spawn ettireceğiz. Yalnız bu araya bir şey çekmemiz lazım arkadaşlar. Ee, hızlı kırılan da bir şey olması lazım aslında. Hani böyle pat diye önlerini açacağım. Dalacaklar ama böyle bir şerit çekmem lazım. Biter hemen burayı patlatır gerçi. Arkadaşlar bunlar şöyle şu iki blok arasından geçebiliyor ya. Şöyle birer blok boşluk bırakarak şey yapsam. Bir şey olmaz aslında. Oralar hemen araları kırarım. Şuralardan geçemiyorlar ya. Tamam öncelikle golemleri spawn ettireyim ben şimdi. Ya da Wither'ı spawn ettirince ettiririz. Hadi bismillah. Ben bir sıkıntı çıkacağını çok samim. Şöyle yapınca oluyor muydu? Oluyormuş. Arkadaşlar şu bir. Lan oğlum gitme hemen. Hayır. Hata ettim arkadaşlar. Bende suç. Vuramıyor ki şimdi. Ölecek o. Şu iki. Allah'ım. Canıma bak. Oğlum ben de çok yakındaymışım. Yardım etmem lazım. Ya bu golem de buraya sıkıştı. Armut golem ya. Gel bitir kardeş gel. Ölü ölü dur ben de dalacağım. Dal oğlum. İşte bu be. Sen helalsin lan. Hemen tamir edeyim bunu arkadaşlar bu ölmesin. Bu tek kahraman. Buraya atalım. Siz buna isim de verirsiniz bu tarafa doğru git. Oo elmas da açmış. Başka demirim var mı? Dur bir iyi cana gitsin. Arkadaşlar çok güzel. abi patlamada ölecektim neredeyse. Canımı gördünüz mü? Abi yani seri öyle biteydi. Siz benimle ne kadar uğraşırdınız kaç yıl boyunca değil mi? Terbiyesizler. Bitir <laughs> yıldızımız var arkadaşlar. Oğlum hadi zehirlenmem bitsin artık. Bitter gül de düştü bir tane. Yalnız buradan çekil ben. elmaslar alacağım. Bitir sağ olsun bize elmas buldu. Siz bulamadığımız elması bitir sayesinde buldu. Belki de birkaç tane daha vardı. Üstte patladı da. Bunları da bilemiyoruz. Ha seyirlenmesi geçti. Canını da fullledik. Arkadaşlar Cino olsun bu Cino. Harbiden bunun adını Cino koyun. Instagram'dan da arkadaşlar şu an ekrana çıkmıştır. Aldeniz Yapadık 93 diye bana yollarsınız. Cino. Cino'nun yerini buradan bir yere de ayrılamaz zaten. Şuradan geçemiyor ya. Bunu siz ileride hatta yukarı çıkar bir tane ev bile yaparsınız isterseniz arkadaşlar. Şimdi biz kendimiz yukarı çıkalım bakalım. Gece olmuş arkadaşlar bir gidelim yatalım uyuyalım. Sabah da fenerimizi craft edelim. Yalnız fenerimizi kuracağımız kadar demirimiz yok maalesef ya. Altın varsa altınla yaparız. Olmadı giderim altın toplarım. Altın üstüne fener yaparız daha güzel olur. Şu envanteri boşaltayım önce ben. Boşalttım arkadaşlar. Nedir yıldızım da var. Şimdi öncelikle nedir yıldızımızı craft etmek için bize... Orada yine lav falan çıkmadı değil mi arkadaşlar bu arada? Abi bize niye doğru düzgün lav çıkmıyor ya? Burada bir yerde bu arada ha obsiden var diyecektim arkadaşlar hatırladım. Bunu geçen şuraya malzeme atarken gördüm. Fenerimizi craft edelim. Artık nereden topladık hatırlamıyorum da. Fenerimiz şimdi şurada dursun. Cidden altın toplayıp e, şey yapabiliriz. Servet de toplayacağım mecbur. İpeksim olmadığı için arkadaşlar. Nether'a gidiyorum. Altın toplayacağım kardeşim. 9. Kaç tane altın lazım bize? Hemen bir hesap yapıyorum. Arkadaşlar bize 81 tane altın lazım. Allah. Bu arada şunu alayım. Bunu giyeyim abi. Çünkü şu an e, altı toplayacağım için şeylerle giderken e, uğraşmak istemiyorum. Şu tarafta bayağı altın vardı arkadaşlar. Hatta o e, alt taraf kazdığımız yerde bir sürü altın vardı. Onları toplamamıştık. Onları topladım. Şuraları falan şimdilik boş ver. topladığımız yerde bayağı bir altın vardı. O aşağı inelim arkadaşlar Nediray topladığımız yere. Şu kolay inip çıkın diye bak yukarılarda kara kara iniyorum arkadaşlar. Bence bunu normal bir survival serisi gibi oynamaya devam edebilirsiniz siz arkadaşlar. Benden istiyorsunuz ya. Ben bir karar verdim. Oynayamam abi. Hani bir Projeye başladım mı nasıl hedefim oysa öyle devam etmek istiyorum çünkü. Uzun süredir böyle bir şey lazımdı. Başlangıcında şöyle başlayacağız şöyle bitireceğiz dedik. Öyle başlayacağım öyle bitireceğim harbiden. Projelerimi de tamamladım dikkat ederseniz. Tabii canım. Helal olsun ulan. Hadi bakalım ben biraz buranın içerisinde ne kadar altın varsa toplamaya çalışayım. Dostlar burada bulabildiğim kadarını topladım. Şöyle şu kadar oldu. Bu arada bir tane enderman öldürdüm. Ekstra bir tane düştü sanırım. Ee, şimdi bunları çevirelim. Buradan ne kadar? 81 tane olmaz da 28. O bayağı iyi arkadaşlar. Yukarıdan topladık mı tamam. Şurada bir şey yok. Şunu da şuraya at. Şöyle çakalım akıllı. cam da yanımda getirmişim. Yukarı çıkalım bakalım. Vardır illa etrafta. Şimdi bu şöyle sağdan soldan bulduklarımı toplayayım arkadaşlar. Dostlar şu kadar topladım. Bir de 30 olduk yine. İşte bunlar yanında crafting var ya. Bunlarla da çevirelim Niye 81 yapmaya çalıştığım arkadaşlar anlamayanlar olabilir. Bunu da yap bakalım. 9x9 arkadaşlar. Fener'in aydınlanması. Hani hep diyordunuz siz. Abi işte 3 üç çarpı 3 de oluyor. 9 çarpı 9 diyorum. O oluyor. Fener etkisi alamıyorsunuz. 2 mesela e, hız 2 bilmem ne alamıyorsunuz ama sadece ışık çıkarıyor işte. Bir efekt alabiliyorsunuz. Onu alacağım hani gör, görüntü açısından görsel olarak güzel durursun diye sadece bu. Hani daha sonra siz yine altın e, işte elmas demir demir farmı yaparak demir çoğaltıp bunu bizim o büyük yaptığımız fener gibi yapıp işlevsel hale Şu an işlevsiz hali olacak aslında. Sadece gösteriş. Hadi gidelim evimize gece olmuş arkadaşlar ta gündüz gitmiştik sabah geceye kadar ya da bilmiyorum sabah mıydı öğlen miydi hatırlamıyorum da hemen bir uyuyalım günaydınlar arkadaşlar şimdi şu fenerimizi şuradan alalım bir de şu kafamdaki kaskı da bırakacağım bir de iki tanesini bırak abi buraya dokuz tane yeterli. Kaskı da yine nedir oraya bırakayım. Sizin de işinize yarar diye düşünüyorum bu kask. Bu arada arkadaşlar 94. günden hepinize merhaba son 6 gün. Ejderhayı kesmek için her şey yazılı. Tam 100. güne denk gelmeyebilir. Hani önce olur sonra sorur ama 100. güne denk getirmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Belki öncesinde gidip öldürüp kanat arayabiliriz. Bilemiyorum kanat aramak onu siz yaparsınız da. Şimdi bu fener de bence şu meydanda arkadaşlar. Şurada 9'a 9'luk bir alan. 3'e 3'lük ya 9'a 9 deyip duruyorum. Hoppa gördüğünüz gibi fener açıl abi. Fener açılır ama bunda arkadaşlar sadece acele bir, işte kız bir, bir efektleri olur. Oh be ama çok güzel olmadı mı arkadaşlar bak. İlk boss'u kestik abi. Harbiden ilk boss'umuzu hallettik ve fenerin sahibi olduk. Tamam şimdi şu, şunları da bir envanterimden atayım. Şu meydanın etrafını bir güzelleştirmek istiyorum arkadaşlar aslında. Biraz madene de gitmek istiyorum. Demir, memir hiçbir şey kalmadı. Madenin girişini yapalım dedik ona biraz bir şeyler yapabiliriz belki. Camı niye buraya koyuyoruz bilmiyorum ama. Abi biraz taş ve... Ladin kütüğüyle ben madenin girişine güzel bir şey yaparım diye O ev çok çirkin duruyor çünkü yarısını kırdık yarısı duruyor falan. Şu maden evini şuradan hızlıca bir temizleyeyim hemen. Arkadaşlar şöyle tertemiz ettik burayı. Yalnız şuranın dibi şöyle kötü görünüyor ya. Tam birkaç şey kıralım da orayı dolduralım. Yerde de şeyler vardı şu akası kütükleri vardı. Tamamdır şu crafting'i şu şeyi de kır. Şu gideyim arkadaşlar buradan topladığım işe yaramaz şeyleri eve bir atayım. Şuraya bir yere bir kapı açsak aslında ya. Bak tam buradan kapı olabilir arka taraftan arkadaşlar. Mantıklı mı mantıklı abi niye olmasın? Tabii ben oradan bir tane kapı sökmüştüm ya. Bunu da buraya koyalım. Ah. Böyle bir şey olsun. Bahçe kapısı gibi bir şey. Tamamdır. Şu kapıdan yine çıkalım. Bu kapının şöyle bir işte şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şu yola dahil edelim. Bizim şurayı da yapmış mıydık? Yapmamışız bak. yollar böyle bu şekilde ya arkadaşlar. Şuradaki yola falan dahil edelim. Ah şöyle oldu arkadaşlar bak. Ne güzel bu tarafa dahil ettik. Mis gibi. Baya biraz da geniş yaptım. Şimdi abi çok güzel aslında bir giriş tasarımı yapılabilir buraya. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane 1, 2, 3, dördüncüye. ya da çok büyük olur lan öyle de. Bir tık daha üçüncüye. Şöyle. Şu yukarı kadar şunları da kıracağım. Şöyle bir kolonları çıkayım. Yani aklımdaki çerçeveyi bir yapayım hızlıca. Heh, bak şöyle yaptım arkadaşlar. Bence bunları da şöyle soyulmuş ladine çevirelim hemen. Şöyle oldu mis gibi. Şu arka taraf duvarını değiştireceğim biraz. O yüzden şu duvarı bir tur kıralım arkadaşlar. Erebor girişi gibi de oluyor. Maden ya. Tamam hazır yukarı çıkmışken de. Buraları bir kırık taşla bir döşeyim daha sonra bir şeyler değiştiririm de. Heh, şöyle kırık taşla değiştirdik. Buranın girişine de mi crafting atsak abi şuraya tam. Elimde iki tane vardı aslında bir tanesi atmasaymışım. Biraz merdiven yapıyorum dostlar. Şuralarına birer merdiven. Şöyle merdiven. Ee, sezon 3 müydü modsuzun? Sezon 2'de. Dayım böyle bir tasarım yapmıştı ya giriş arkadaş. O öyle bir şey yapacağım. Şöyle tatlı bir tasarım. Şura çok güzel oldu. Şimdi haç mı haç mı diyecekler var. Haç değil arkadaşlar. Buraya bir ne yapsam? Şura. Bunları kırsam aslında buraya duvar gibi bir şey mi koyacak? Normal taş mı koysak? Ne koysak? Dur abi. Burayı da şöyle yapalım ya da. Aha. Şöyle bir şey yaptım. Arkadaşlar bakın şöyle karışık kuruşuk bir tasarım yaptım. Hatta mı belki kapıyı büyütürsünüz gerçi. Girişi. Hatta ben şimdiden yapayım arkadaşlar sizler için. Ne buralar şöyle söğülmüş. Tekli kapı oldu gerçi. Büy büyütme şansımız kalmadı. Neyse olsun. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Nasıl? Böyle bilerek bu şekilde bir şey yapmak istedim. Şu yukarı ile ilgili bir değiştirme yapacağım. En yukarıda da bir şey değiştirdim. Hemen gösteririm. Şöyle yaptım. Aa arkadaşlar bir kafa gibi oldu. Böyle duran bir cüce heykeli. Böyle bir şey olabilir abi tatlı olur ha. Şurada birer tane şöyle şundan koyacağım. Şöyle ooo arkadaşlar. Yemin ederim tam istediğim oldu. Mük oldu şu alt tarafı. Bir cüce heykeli gibi. <Sessizlik> Oğlum yemin ediyorum çok güzel oldu lan. Hemen <Sessizlik> <Sessizlik> bunun önünde... Şöyle şunlardan yapalım. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Nasıl? Biraz yani normal taşlar biraz basamak yapalım. Gece oldu bu arada. Şu çıkışı falan da şöyle güzel bir basamak koyalım. Aynen arkadaşlar. Şu, Şuraya da koyalım hatta. Şöyle geliyoruz madene. Şuradan şöyle buradan böyle oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Süper değil mi? Şöyle bizim arka bahçeden de. Harbiden arka bahçe kapımız güzel oldu. Çünkü oradan da şeye de gideriz arkadaşlar. Madene gidiş kapısı aslında. Bahçe kapısından ziyade. Öyle değil mi? Baksanıza. Şöyle arkadaşlar madene gidiş kapısı. Oy. Sağına sola biraz meşale atmak lazım. Karanlık olmuş. Şöyle birazcık da meşalelendirdim arkadaşlar. Ben altlarda birer tane at. Meşale şu karşıda dursun. Nasıl dostlar? Harbiden ciddi ciddi söyleyin. Nasıl abi? Şöyle şuradan şu şekilde göstereyim. Bir cüce heykeline de benziyor. <laughs> Maden girişimiz işte. Ben gidelim bir yatalım arkadaşlar. 95. güne uyanacağız. Vay be. İyi geceler dostlar. Günaydınlar. Şimdi şu envanterimi boşaltayım. Tamamdır arkadaşlar. Envanterimi de boşalttım. Tertemiz oldu. Kaçıncı? 95. gün. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Videomuzu burada sonlandıralım. Diğer bölüm final bölümü olsun. Hem ejderhayı keseriz. Belki zaman kalırsa da kanat buluruz arkadaşlar. Yani baktık ejderhayı kestik bir döndük. 97-98. gün bile değil daha yani anladın mı? Bir de kanat buluruz. 100. günü tam böyle 99. güne ejderha kesmeye gitmemize gerek yok yani. Onu demek istiyorum arkadaşlar. Gayet tatlı oldu. Fenerimiz güzel oldu. Maden girişimiz güzel oldu. Umarım sizler de keyif almışsınızdır dostlarım. Hardcore Survivor'lardan keyif alıyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.